Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT matematik simülasyon denemelerini çözdüm. Ben bu denemeleri çözmeyi istiyordum zaten açıkçası. TYT'sinde AYT'sinde. AYT'si e, daha hazır olmadığı için çözmedim ama TYT'si hoşuma gerçekten gitti size de öneriyorum. Ben zaten önerdiğim deneme listesini almıştım 3D simülasyonu. Ancak şunu demiştim seviyesi biraz daha böyle orta düzey olan öğrencilerimiz, böyle daha şu an 30 netlere gelememiş, 20 netleri zorlayan ancak öğrenciler biraz daha kolay orta denemeler çözsün. Onların da tavsiyesini ders dışı oynatma listesi var. Ders dışı oynatma listesine koymuştum. Ocaktan sonra da arkadaşlar daha kaliteli denemeler çözersiniz demiştim. İşte onlardan bir tanesi bu. Ancak netleriniz 30'lara çok yakınsa veya 30'ları zorluyorsanız bu denemeleri artık bence çözün zaten problem yok. Bir sürü kaliteli deneme var piyasada çünkü. Ve burada ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben kanalda konu anlatımı yapıyorum. Soru çözüyorum. Yorum sorusu ekliyorum. Bir soru yorumlar ekliyorum. Tekrarlar ekliyorum. Şimdi 10 soru yorumlar gelecek. 10 soruda tekrarlar. Kazandıran yorum soruları gelecek. Bir de üzerine deneme bence bir hocanın bakış açısını anlamak adına çok önemli. Bir de ben yıllardır soruları incelediğim için, hakikaten sınav odaklı çalıştırdığım için öğrencileri biraz da böyle artık sınav sorularına vakıf olduğumdan dolayı hep mantığım ÖSYM nasıl yapar? ÖSYM'nin soruları farklı çıksa bile neleri düşünmeliyiz üzerine düşündüğüm için gerçekten bu deneme de çözmem size çok ciddi katkı sağlayacaktır öğrenci öğrenciden evet çok şey öğrenir. Ben hep arkadaşlarınıza sorun derim kafanıza bir şey yatmadığında ama daha profesyonel ciddi bir yorum bazen daha kısa yoldan bazen daha uzun yoldan önemli değil. İyi bir yorum öğrenmek için e, soru çözümlerinin üzerine bir de deneme çözümü görmek çok iyi olacaktır. Akşam saatlerinde yüklenmiş olur deneme. Siz de alırsınız arkadaşlar. Çözersiniz, çözemediklerinizi izlersiniz. Hatta bazen çözüp de kafanıza çok yatmayanları da izlerseniz iyi olur. Soru çözümlerini abartılı böyle 5 dakika 6 dakika falan yapmamaya çalıştım. Ama gerekli sorularda da e, uzunluğuna dikkat etmeden güzelce anlattım arkadaşlar. Başarılar diliyorum size. İyi çalışmalar. İnşallah yeni yayınlar eklendikçe, e, hoşuma giden sorular, kitaplar eklendikçe de çözeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.